İşte demin anlattığım gibi ülkesi çok kötü olup cehennem halinde yaşayan ülkeler var. Ya da sınıfın en başarılısı olacak. Sınıfın çalışkanlarından da böyle. Hani Türkçe dersinde de öyle. O da düşmanlarla çevrilmişti. Ve Allah'a sığındı. Kendi kıblesinde yürüdü, ısrar etti. Ruh dünyasında iflas etmeye başladığı dönemdir. Dediler ki biz böyle başaramadık. Ama farklı şeyler yapmam gerektiğine inanıyorum. Ve hayal ettiğim şeylerden vazgeçmek istemedim. Ben ondan önce gönülleri fethetmişler. Ahmet Yesevi ortaya çıktığı dönemde bu zor şartlarda Anadolu'nun içlerine gelen her o düşünüyorum. Zaten görüyor musun da? Yani bakın bütün bunlara rağmen insanları yazarlarla, kültür insanlarıyla buluşturdular. Böyle belediyecilik çok az var. Genelde kanalizasyon ve asfalt yaparlar. Halbuki belediyenin halkı eğitmek gibi, şehirlileştirmek gibi de bir görevi var. Onun Şanlıurfa'mız çok güzel şekilde yarı yarıya biz zaten halili bir dine mensup olmam itibariyle buralı sayılır. Muhabbet şehriniz. Ağzınıza sağlık. Muhabbet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben daha önce de Urfa'ya çok defa geldim. Az önce konferansta söyledim, yine söyleyeyim. Bana hangi şehre bir daha gidersin diye sorduklarında vallahi ilk Urfa diyorum. Ben Sivaslıyım ama onu da şundan söylüyorum. Yani inanın gerçekten sanki kendi evlerine misafir gelmişsiniz gibi insanların size bir teveccühü var. Bunu fuarda da aynı şekilde hissediyorum. Şimdiye kadar da fuarlar olmuştu ama bu sefer fuar gerçekten fuar olmuş. Onun için hem çok memnunum hem organizasyon için teşekkür ederim. Hem belediyeye teşekkür ederim. Hem de katılımcılar sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi kendi evimizde gibi ağırladılar. Onun için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şehrimizde Anadolu'da şeref olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından katılan kanalımız için geldiğiniz için şeref verdiniz. Yine aynı Başkan. Zamanda belediyemiz adına katılan. Teşekkür ederim. Tamam efendim. Takdim ederim. Tamam efendim.